Merhaba Yağmur Ali. Merhabalar. Amerika darbe teşebbüsüyle, kalkışma lafıyla, dahili teröristlerle tanışıyor. 2021 biraz farklı geldi gibi görünüyor. Sen Amerika'ya gittiğinde 2016'da Trump gelerek o da bir fark yaratmıştı. Neler oluyor, ne yapılıyor, ne yaşanıyor orada? Evet, hakikaten ABD tarihinde pek eşi benzeri görünmemiş bir mesele. ABD maalesef ırkçı güruhların saldırılarına alışkındır. Ama böylesi hakikaten yeni bir şey. Ne oldu? Önce onu anlatalım. 6 Ocak 2021 tarihinde, bundan yaklaşık 3 gün önce, silahlı bir güruh, çok geniş bir kitlesel katılımla Amerikan Kongre binasını bastı. Bu tarz bir şey daha evvel görülmüş değil Amerikan tarihinde. Bu grubun daha evvelki ırkçı saldırılardan, başka türlü ırkçı saldırılardan yahut sağcı saldırılardan bu grubu ayıran bir takım özellikler var. Bunlardan bir tanesi son derece organize olması. Büyük bir örgütlülük sergiliyorlar. Ne anlamda söylüyorum bunu? Gerek Washington DC'de olan bitenden yola çıkarak söylüyorum. Gerekse Oregon'dan, Kansas'tan, yanlış hatırlamıyorsam Mississippi'den, başka eyaletlerden yine benzer saldırı haberleri geldi. Washington DC'deki kadar büyük yahut şiddetli olmasa da bir takım siyahi nüfusun yoğun yaşadığı mahallelerde silahlı insanların yürüyüşleri olsun, bir takım hükümet binalarına, idari binalara saldırılar olsun. Bu tarz saldırı haberleri geldi. Ve bütün bunlar Washington'a olan saldırıdan yaklaşık 2 saat sonra gerçekleşti. Yani büyük bir senkronizasyonun varlığından söz edebiliriz. Buraya pek Ayrıca yansımadı. İlginç. Biz hep Washington'da oldu diye biliyoruz. evet. Yani büyük bir senkronizasyon söz konusu. Bunun gözden kaçmaması gerekiyor. Evet, Washington'daki en büyük vurucu gücüydü. Fakat bu hikayenin büyük bir örgütlülük teşkil ettiğini buradan yola çıkarak söylemek gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi, polisin aktif olmasa da pasif olarak buna büyük destek verdiğini görüyoruz. Sosyal medyaya ve basına yansıyan fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla polisler kongre binasının kapılarını ardına kadar açıyor bu güruha. Bir güruh elemanı, bir baskıncı kongre binasından aşağı doğru basamaklardan inerken polis kordonu altında iniyor ki kendisine zarar gelmesin. Bu tarz bir takım fotoğrafları gördük. Yine fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla bu baskıncıların esir almak gibi bir gayesi var. Nereden anlıyoruz bunu? Sadece ellerine tüfeklerle, tabancalarla değil, iplerle, kelepçelerle, bir takım plastik alet edevatla baskına gitmişler. Yine bunları fotoğraflardan görmek mümkün. Dolayısıyla burada çok açık iktidar hedefi olan faşist bir kalkışmadan söz edebiliriz. Peki son derece organize olduğunu söylüyorsun ve kararlı bir hareket olduğunu söylüyorsun. Ama görüntü sanki çok kendiliğinden çok sıradan bir şeymiş gibi. Biraz da fantastik yani böyle aksesuarlar, işte takılar, çizgi filmlerden ya da romanlardan çıkmış kareler gibi. Biraz böyle karnaval havasında hani şey, öfkeden çok böyle bir yıkma hareketinden çok baskın, hani biraz eğlenceli falan gibi bir havası da var bunun. İşte odaya meclis başkanının bilmem kimin odasına ayaklarını uzatıp oturmalar falan gibi böyle bir şeyler de var. Ama sen bunun pek de eğlenme gibi olmadığını söylüyorsun ki olayda zaten Amerikan tarihindeki bir dönüm noktası. Evet, eğlenceli bir şey değil. Ama kim bunlar peki? Şimdi Trump ve adamları ama ne? Trump
Trump'ı adamları olarak sadece onlarla nitelemek doğru olmaz. Çünkü yani son derece kitlesel bir hareketten bahsediyoruz. Yani sadece Trump'ın tek başına yapacağı bir şey yok değil. Ha, Trump buna yeşil ışık yakmıştır. Kesinlikle. Defalarca yakmıştır. Ta Ekim ayında Joe Biden'la işte başkan seçildi. Demokratların adayıyla yaptığı tartışmada, televizyonlar önünde yaptığı tartışmada örneğin işte Proud Boys, Stand By, Stand Back. Yani işte gururlu çocuklar, hazırda bekleyin ama geride durun. Şimdi yurtsever dedi galiba. Değil mi? Yurtsever dedi mitingde galiba. Yani daha sonra yaptığı, baskından sonra yaptığı mitingde yurtsever çocuklar olarak adlandırdı. Baskıncıları. Trump kesinlikle buna yeşil ışık yakmıştır ve buradan besleniyordur. Ayrıntısını da daha sonra konuşuruz. Fakat burada çok ciddi bir kitlesellikten bahsediyoruz. Yani tekrar söyleyeyim. Oregon'dan Washington'a kadar ülkenin bütün satını etkisi altına alabilen bir olaydan bahsediyoruz. Senin bahsettiğin bu işte bir takım fantastik görünümlü kostümler, makyajlar vesaire aslında bize çizgi roman karakterleri gibi görünüyor olabilir. Fakat eylemcilerin, baskıncıların muhayyelesinde diyelim. Aslında gayet mesajı açık, ırkçı bir gösterge. Nedir? Nordik mitolojiden sözde alınmış olan bir takım imgeler var. İşte Kürtler vesaire. Genellik Kuzey Avrupa kültürüne göndermeler yapan bir takım işte kostümler, makyajlar vesaire var. Bu aleni olarak biz beyaz ırkın savaşçılarıyız demek aslında. Yani bize komik görünen şey aslında ırkçı bir mesaj verme amacıyla yapılmış bir gösteri. Evet, bir gösteri. Fakat unutmayalım, faşizmin önemli bir parçasıdır her zaman gösteri. Yoksa kitleleri nasıl yanınıza çekeceksiniz? Peki bu kalkışma, gövde gösterisi, güç gösterisi ne dersek diyelim. Birincisi seçimlerin çalındığı tezinin yaygın bir kabul gördüğü ve bunun geriye çevirme yönünde bir eylemlik olduğunu ortaya koyuyor. Ama öte yandan da çok büyük bir şaşkınlık, çok büyük bir öfke de, karşı öfke de yarattı. Ve demokrasiyi savunmak gibi, demokrasiye sahip çıkmak gibi bir söylem öne çıktı. Bu Trump'ın sonu olur mu? Yoksa bu ayrışma, bölünme daha mı derine gider? Ne olur? Yani bu Trump'ın sonu olsa bile sahneye başka Trump'lar çıkacaktır. Önce onu söyleyeyim. Yani bir kişi olarak Trump'ın sonunu getirir mi bu hikaye? Ben şahsen zannetmiyorum. Allah'ın bir lütfu olabilir belki. Ama yani mümkün de olabilir. Fakat ya Trump zaten kendi köşesine çekilecek bir adam değil. Yani Trump şahsi olarak sahneden çekilse bile sahnede artık Amerikan siyaset sahnesinde bir kitlesel faşist hareket var. Ve bu başka önderler ortaya atacaktır. Ama bu Steve Bannon olur, ama Mike Pence olur. Seçimlerin hileli olduğu tezine gelirsek, şimdi iki taraf da kendince demokrasiyi savunduğunu iddia ediyor. Yani unutmayalım, senin de dediğin gibi baskını yapanlar seçimlerin demokratik olmadığı teziyle yola çıkıyor. Ki ABD'de bu şu anda çok yaygın bir tez. Cumhuriyetçi seçmenin %70'i, yani bütün seçmen kitlesinin yaklaşık olarak %35'i seçimlerin hileli olduğunu düşünüyor. Yani her üç seçmenden biri, düşünün ki verdiği oyun geçersiz olduğunu düşünüyor. Bu çok büyük bir şeydir. Bu çok büyük bir etkidir. Ve böyle düşünürseniz elbette bu tarz faşist hareketlere katılmanız da daha kolay olacaktır. Çünkü sistemin sizin lehinize işlemediğini zaten kabul etmişsinizdir. Bu çok ciddi bir şey. Öte yandan Trump, bana sorarsanız
aslında biraz fazlaca akıllıca hareket etti. Şu açıdan söylüyorum. Yaptığı konuşmaya bakın baskından sonra büyük bir gururla adeta bahsediyor bu Ama şimdi insanlardan. cezalandırılmalarından bahsediyor. Hemen ertesi günü de onu söyleyecektim. Cezalandırılmalarını istiyor. Ama bunun ben bir danışıklı dövüş olduğunu açıkça düşünüyorum. Şu açıdan ki Trump'ın zaten şu aşamada kaybedecek çok bir şeyi yok. Görevden azlini talep edenler var. 20'sinde zaten görevini teslim edecek. Dolayısıyla zaten şu anda gidici. Hani yapabileceği o konuda çok bir şey yok. Ama böyle bir kalkışmaya müsaade ederek, yeşil ışık yakarak ve daha sonra kalkışmadan hemen sonra kalkışmayı överek bir takım mesajlar veriyor. Verdiği birinci mesaj kendi partisine ya benim arkamda durun ya da ben yokum bundan sonra demek. Parti de Sokak reddediyor savaşına onu. dönmesi demek. Efendim? Parti de reddediyor onu. Partinin bir kısmı evet Trump'ı reddediyor. Cumhuriyetçilerin içinde bir büyük bir çatlak var. Fakat Trump tam da o çatlağı iyice ayırarak kendisini desteklemeyen kanatlarla köprüleri atmak istediğini gösterdi bana sorarsanız. Bundan sonra da seçim yoluyla politikadan ziyade bu tarz sokak savaşlarıyla ve devlet bürokrasisi içindeki bir takım mücadelelerle politikaya devam edeceğini bana sorarsanız gösterdi. İkinci mesajı da tabii ki kendi seçmen, kendi kitlesine. Bu tarz hikayelere ben olumlu bakıyorum. Polisten bazıları da sizin arkanızda buyurun devam edin demek bu. Dolayısıyla ABD'de yeni bir evreye girdiğimizi düşünüyorum. Ve maalesef bu tarz olayların son olmadığını, devam edeceğini açıkçası düşünüyorum. Bu tehlikeli bir durum. Oldukça. Ve ilginç bir durum. Daha da ilginç şeyler bekliyoruz demektir. Teşekkür ediyoruz. İzlemeye devam ediyoruz o zaman. Kesinlikle. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.